Arkadaşlar 30 Ağustos 2023 Kore Yama Notları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kore notlarımız gayet hızlı ve basit. Zaten geçen hafta globalinde biraz sağda gelmesinden dolayı çok şaşırmazsınız diye tahmin ediyorum. O yüzden hızlı hızlı anlatalım. Bugün Kore notları 1.17 GB arkadaşlar. Kore notlarınız. Kore yaması 1.17 GB. Karakter değişimi var. Öncelikle... Aa, bak bu globalde yoktu mesela. Wusa, Dark Knight ve Ninja karakterlerinde. Kombat moduna tablo gir çık animasyonunu garip gözükmesi sorunu düzeltilmiş galiba. Bir de bu ileri doğru adım atmaları düzeltilmiş galiba. Tam emin değilim. Herhalde öyle bir şey. Neyse. Onun dışında bözlüğü kırabiliyorsunuz. Geçen haftalarda değişim gelmişti. Ondan dolayı bir iki fix geldi ve bir tane daha buff geldi uyanış versiyonu. Sanki lazımmış gibi. Kunoichi'de birkaç tane değişim var. Şu çok önemli değil. Şu yer değiştirdi aslında. Şurada bir tane fix var. Striker uyanışı, Striker aktarımı ne yazık ki buff geldi arkadaşlar. Striker'ın aktarımları bu yamadan sonra bayağı mutlu olacak. Aynı şekilde uyanışa da buff geldi. Uyanışa gelen bufflar daha güzel gibi geliyordu bana ama hatırlamıyorum. Geçen hafta global lab'e bakmanız lazım. Onşallah'ına gelen buffların üzerine tabii ki fix lazım. Fixleri getirmişler. Bu ne? Buff olayı, okey. Artık hangi temada şey kestiğinize göre su kesersi pardon güneş keserseniz güneş boss'unun son seviyesi yani şu an 7 ileride 8 zorluğu keserseniz 1 AP alacaksanız ay keserseniz 1 DP alacaksınız ve toprak keserseniz 120 drop rate alacaksınız. Bu buff bu arada sadece size değil tüm sunucudur ki herkese çalışacak. Yani ben Balinos 2 sunucusunda örneğin Gumiho kestim 7. level. Herkes %20 drop rate buff'ı alacak. Bu limit ama hala %400'e işledi unutmayın arkadaşlar. Bilginize hayırlı olsun. Buff'lar da bu arada 3 saat sürüyor. Güzel bir süre. Karanlık geçit event onu zaten yaptık. Tamam mı bize geldi geç. Işınlanma şeyi. C çekici uzatılması anlattık. Margaery korsan filosu. Denize içerikler küçük küçük eklemeye başladılar arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu eklediler. Geçen haftalarda bir siren duyurusu falan yapılmıştı hatırlarsınız belki. Bununla ilgili değişimler var. Bu korsan yerin çıkış yeri şurası. Oha ta burayla bura. Maşallah. Oha iyi bayağı uzay eklenmiş lan. Okey elde edebilecek şeyler de şöyle. Gördüğünüz üzere hazine haritasından tutun altın anahtara falan filan var. Artık onu denizciler gidip şey yapar. Keşfeden ne detaylar oldu. Ulu kıta fixleri galiba. Hani ulu kıta fixleri bunlar bize gelecek hafta gelecek ama çok aşırı büyük bir değişim görmüyorum ben. Yani güzel değişim vardı anlatmaya değmez. Onun dışında Akman Tapınağı'ndaki çöpler bufflar artık 7500 gümüş değil 13120 gümüşle satacak. Tabii ki önceden tutulan çöpleri etkilemeyecek. Bu yama geldikten sonra gelen bufflara. Hysteria'da da aynı şekilde 15K'dan çöpler 20370 gümüş şekilde ayarlandı. Gene önceden tutulanları işlemeyecek. Bu yama geldikten sonra çöpler böyle olacak. Redstone Arc, Ash Forest'ta sonunda yıllar sonunda bir buff geliyor. Artık Warcraft 1-3 arası değil 2-4 arası çöp atacak. Barnas 1-3 arası değil 2-4 arası atacak. Gyrus arası 1-1 değil 1-2 atacak. Çok güzel bir değişim. Yaşa şunları sabit 2-4 falan 2-3 yapsalarmış harika olurmuş ama hayat. Çok şaşırmadım. Ve de bu tür endgame yerle bufflarken eli titriyor. Böyle 5 kere düşünüyorlar herhalde. Çok korkuyorlar. Onun için şu kanat teslim görevi artık 49 level charla yapılabilir hale geldi ama 49 ve altı 49 ve üstü yani 56, 51, 50 ise sıkıntı ya da 49 ama 48 ise sıkıntı o yüzden ona göre yapın. Bilgi olayı bize de geldi geçiyorum. O da önerilende gözükmemesi şu akvaryum olayını düzeltmişler o bize geldi zaten. Yani öyle hatırlıyorum. Bu gar fix'i gelmiş bu bize de geldi. Ulu kıta villa buff'ı villa diyorum ya kilise buff'ı ya da işte gümüş buff artık hangisi demek istiyorsanız gümüş buff'a alınabilecek şekilde ekleme yapıldı artık kilise ya da işte gümüş buff'ı ne diyorsanız o alınabilir o hale geldi bu da bize bir hafta gelir. Okay. Işık diyarında eskiden sadece şu küçük teyzede alınabiliyordu buff'ı. Gümüş para buff'ı. Artık şu 3 NPC'ye de eklendi. Işık diyarının her yerinden alabiliyorsunuz. Yani bu her yerleşimden daha doğrusu.
Okey, 80 ve 25 paraya işte şu 300'lük ve 120 dakikalık yemek buff'ı alma seçeneği eklenmiş paraya. Önemli değil, bu bize de geldi diye hatırlıyorum. Bağlantı noktası fetih savaşı değişimleri. Aa, bir dakika. Bu globale gelmemişti galiba, değil mi lan? Dur bakayım, şu yazıyor kim? Okay. Sanırım yeni nodlar eklenmiş. 1 ve tier 2. Yani 2 tane tier 2, bir tane de, bir sürü de tier 1 eklenmiş. Okey. Yani küçük gridlerin herhalde gelişimi artsın diye biraz sayı arttırmışlar. Çok fazla yığılma oluyor diye anladığım kadarıyla. O yüzden 1 ve tier 2 eklemişler. 3'ler 4'ler aynı. Okey. Bu değişimden dolayı şu şeyler ayarlanmış. Yeni nodlar eklendiği için. Hangi nodun nereye işlediği fonksiyonu galiba. Şey, alanları pardon. Saatleri de günleri değil. Okey. Toplam mod sayısı da bu yüzden eskiden 40 iken artık 50 olmuş. Okey. Okey. Geç. Arayüz. Arayüzde sonunda benim en çok istediğim şeylerden biri geldi merkez pazar. Artık merkez pazarda kızar yazmaya başladığım anda direkt şu seçenekler çıkacak. Oto tamamlama özelliği geldi yani. Umarım bu bir FPS drop'a yol açmaz. Çünkü bu tür şeyler genelde çok FPS drop'a yol açmaya mevcut. Ama düşünürüz artık. Şöyle KZA yazacağınız çat diye tüm kızar kadar enter'a basmadan şöyle özüne çıkacak. Harika bir değişim. Umarım olabildiğince az bug'la mükemmel şekilde gelir. Çok istediğim bir şeydi benim bayağı yıllardır. Marni sunucularının bazı sunucularda dolu olma sorunu yaşayanlar için işte kardeşim bu sunucuda dolu, bak buralarda uygun şekilde bir bildiri şeye eklendi, seçeneklere eklendi, bak burada uygun diye bakılabilecek şekilde iyi olmuş. Ring minifixi çok önemli, gamepad'de oynayan çok az var. Flakta plus fixleri gelmiş, çok önemli değil. OTP olayı bize de geldi, geç. Ana sayfa değişimi bizden bağımsız, geç. Gelirse de gelir. Bu kısımları herhalde sonra fark etmişler. Black Desert Online Window. Niye bunları böyle ayrı yazmışlar, bunlar ayrı bilmiyorum. Çok ilginç. Okay. Çok önemli bir şey yok gibi ama. Hani olan önemli şeyleri de zaten Global Lab'de anlattım. O videoya bakabilirsiniz. Aynen bu kadar. Okey arkadaşlar, hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşürüz. Videonun açıklaması var. Twitch linkimi unutmayın. Kanala abone olmayı da, yorum yapmayı da, videoya beğeni atmayı da tabii ki unutmayın. Bunlar hepsi YouTube algoritması için iyi olan güzel ve hoş hareketler. Bana yeterli değil. Ben daha çok desteklemek istiyorum kardeşim derseniz de sadece 2,5 TL member olabileceğini unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Görüşürüz. İyi günler. Bye bye.